Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda dik üçgen konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve özel açılı üçgenleri işleyeceğiz. Hatta özel açılı üçgenler işte bunlardır. Şu ezberle yapın demeyeceğim. Özel açı mantığını anlatacağım. Çoğu kitabın birkaç örnekle geçtiği yer ama ben buraya o kadar önemli ki. Yani burada özel açı mantığını kavramak o kadar önemli ki kosinüs teoreminden falan kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Ciddi anlamda çok önemli. Yani ben buraya 5 sayfa hazırlamışım arkadaşlar. Bunun için sadece özel açılı üçgenlere. Aslında dik üçgene şöyle bir baktığınız zaman dik üçgen videolarında hocam dik üçgen zaten çoğu kitapta işte 2-3 sayfa sürerken sizde bayağı bir sürmüş işte önemi. İlerisi için yatırım. Üçgenler çok önemli. 2001, 2021 YKS'ye de bakacak olursanız arkadaşlar e, soruların yarısı üçgenden çıktı. E o zaman daha ne diyelim anlatmaya gerek yok. Hadi buyurun bakalım. Görüyorsunuz özel açılı üçgenler 45-45-90 üçgeni. Arkadaşlar iki temel yapıdaki özel üçgeni bildiğiniz zaman geri kalanında yorumunuzu kataraktan mantığını bilerekten çok çok soruyu çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Bilmeniz gereken iki temel üçgen var. 1. 45-45-90 üçgeni. 2. 30-60-90 üçgeni. 45-45-90 üçgenin özelliği şudur. Dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kattır. Yani dik kenarda hipotenüs x x ise burası da ne oluyor arkadaşlar? Kökü katı x kökü oluyor. He hocam ters mantığı gelirse. Peki şöyle bir şey geldiğinde. Tamam bu kolay. Çok kolay. Hocam burası 6 6 ise x dediğimiz direkt 6 kökü. Ya bunun ters mantığı gelirse arkadaşlar. 45 ters mantığını da bilin. 45 90 üçgeni. X sorulursa burası 6 verilirse. O zaman da ters mantığı kullanacaksın. Dik kenardan hipotenüse geçiş kökü katsa. Hipotenüsten dik kenara geçiş ne olacaktır? Kök G'ye bölünmüş hali. Yani x 6 bölü kök G eşit olacaktır. Kök G eşit ile çarparsınız. Hiç öyle ezbere mezbere bir şey yapmaya gerek yok. Bazıları kaynaklar şey diyor. İşte 2'ye böl kök 2 ile çarp falan diyor da zaten aynı mantık buradan geliyor. Kök 2'ye böldüğünüz zaman 6 kök 2 bölü 2'den kaç geliyor arkadaşlar? 3 kök 2 geliyor. Tamam. 45 45 90 üçgen. Dik kenardan hipotenüse geçiş kök kat. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş halidir. Geldik 30 60 90 üçgenler. 30 60 90 üçgende de başlangıç noktası önemli arkadaşlar. Başlangıç noktası 30'un karşısı. 30'dan dağılım yapacağız. Yani 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 30'dan 60'a geçişte kök 3 kat. Bu kadar. Bak yazmışım buraya. 30'un karşısından 90'ın karşısında hipotenüse geçiş 2 kat. 30'dan 60'a geçişte kök 3 kat diyeceğiz arkadaşlar. Peki hocam tam ters mantığı verilirse yani şurası verilirse şu x sorulursa 30 60 90 üçgeninde dikkat. Hocam 90'ın karşısı verilmiş ha. 30'un karşısı başlangıç noktası bizim için önemli. Hocam 30'dan 90'a geçiş 2 katsa o zaman 90'dan 30'a geçiş 2'ye bölünmüş halidir. Yani 2'ye bölünmüş hal nedir? 3'üdür. 30'dan 60'a geçiş dağılımında da çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Kök bölünmüş kök 3 katıdır deriz. Peki tam tersi 60'ın karşısı verilirse hocam ne yapacağız? 30, 60, 90 üçgeninde. Burası 6 verilirse ve şurası sorulursa bize 30'un karşısı başlangıç noktası. 30'dan 60'a karşı verildiği için 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat ise o zaman 60'dan 30'a geçişte kök bölünmüş hali. 6 bölü kök 3 kök çarparsak 6 kök bölü 3'ten 2 kök olarak buluruz. E burası 2 kök ise 90'ın karşısı da kaç yapar? 2 katı 4 kök yapar diyeceksiniz. Temel mantık bu. Biraz sonra mantığından da bahsedeceğiz. Ha bir de ne olur ne olmaz. Yine karşımıza çıkıyor diye 30-30-120 de vermişim. Aslında bilmeye gerek var mı? Yani bilmesek bile bakın. Şöyle yapsak arkadaşlar. Şu, şu ikizkenar üçgen ya tabanına ait bir yükseklik çizsek. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı nedir? 2A'dır. Hocam burası da 2A. 30'un karşısı A ise burası da A köküç. Burası da A köküç. Dikkat ederseniz burası da 2 köküç A yaptı. A burası 2A. 2A iken burası köküç katı yaptı. Yani özelliğimiz normalde arkadaşlar kendiniz de çıkartabilirsiniz zaten bunu. Ama yine de bilmenizde fayda var diyebiliriz. Ama bizim için olmazsa olmazımız. 45-45-90 ile 30-60-90 üçgeni bizim için çok önemli. Şimdi şuraya baktığımızda 30-30-120 üçgeninde eşit kenarlardan 120'nin karşısına geçiş neymiş? Kök 3 kat. Tam ters mantığı sorulursa bize burası 6 ise mesela 120-30-30 üçgeninde A hocam dik kenardan hipotenüse pardon ikiz kenardan 120'nin karşısına geçiş kök 3 katsa o zaman tam tersi köküçe bölünmüş haldir. x 6 bölü kök Kök eşliğinde çarpacak olursak iki kökçü olarak buluruz cevabı arkadaşlar. E, tanımları anladık mı? Şimdi tanımları verdik. Şimdi sorulara başlayalım. Neler verilmiş? Paralellik maralellik verilmiş arkadaşlar. DE ile AB birbirine paralel verilmiş. DE ile AB birbirine paralel. Sonra BD ile de EF birbirine paralel. Hocam bunları kullanacağız. Hadi kullanalım. 60 90 ise burası 30. Buraya ne kaldı? 60. Hocam şununla şu paralel yöndeşlikten 60. Ee, sonra 60 90 ise burası 30. E, 30 60 ise 90. Aa, burası da 90. Şimdi ne bir de şununla şu paralel vermiş. 90 ise o zaman burası da 90 olmalı. E, 60 ise buraya 30 kaldı. 30 90 ise 60 yaptı. Buraya da 30 kaldı. Bitti. Başlayalım. 30 60 90 üçgenleri hala hazırda var. Başlıyoruz. 30'un karşısından 90'ın karşısına geçişi yapmayalım da AC'ye yoğunlaşacağız. Buraya yoğunlaşalım. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. Yani 3 kök üçün, kök 3 katı köküçle köküçün çarpımı 3 burası da 9 yaptı. 60'ın karşı köküçse 30'un karşı köküçe bölünmüş hali 3'dür. E hocam şuradaki kenar yok. O zaman 30'un karşı 3 ise 90'ın karşısı 6'dır. A burada 60'ın karşısı var. 30'un karşısını bulmalıyım. 60'dan 30'a geçiş neydi arkadaşlar? 30'dan 60'a geçiş köküçü katsa tam tersi köküçe bölünmüş haldir. 6 bölü köküç nedir? Köküç eşitliğine çarparsam o da 2 köküç yapar. 6 köküç bölü 3'ten. Burası 2 köküçse 30'un karşısı 2 köküçse o zaman 90'ın karşısında 4 köküçtür. E burada da 30-60-90 üçgeni var. 60'ı karşı 4 ise 30'un karşısında ne olacaktır? 30'dan 60'a geçiş köküç kat. 60'dan 30'a geçişte köküçe bölünmüş hali. Yani 4 çıkar burası. Hocam 9, 3 ve 4'ün toplamı yapar bunun tamamı. 9-3 daha 12-4 daha 16 yapar. Yani AC uzunluğu 16 çıktı. Sevgili gençler. Geldik bir sonraki soruya. A-30-90-60-30-60-90 60. 60, üçgeni var zaten bu üçgende. Tamam sıkıntı yok. Ama bu üçgenin hiçbir kenarı yok. A bir de AB ile AC eşitlermiş. AB ile ABC AC eşitlermiş. İkizkenar dik üçgen. Hocam 45 45 90 üçgeni zaten burası o zaman. E o zaman 45 45 90 üçgende de dik kenardan hipotenüse geçiş kök kalsa hipotenüsten dik kenara geçiş kök 2'ye bölünmüş halidir. Kök ile çarparsam 12 kök bölü 2'den 6 kök olarak buluruz. Burası 6 kök burası da 6 kökü. E burada ne? BD isteniyor bizden. BD. He, 6 kök burası da 6 kök Hocam burada bir de 30 60 90 üçgeni vardı. 30'un karşısı bizim başlangıç noktasıydı. E 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa o zaman 60'dan 30'a geçiş kök 3'e bölünmüş hali. O zaman AD uzunluğu ne olmak zorunda arkadaşlar? E, 6 kök kaça böleceğiz? Kök 3'e böleceğiz. O zaman kök 3 çarparsam. 6 kök 6 bölü 3'ten dolayı 2 kök 6 çıkar arkadaşlar. Hocam benden neresi isteniyor? Burası isteniyor. Ne yapacağız o zaman BD'yi bulmak için? E tamamı belli. E, şurası da belli. Tamamından 2 kök çıkartırsam BD'yi bulurum. 6 kök 2 eksi 2 kök 6 olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Yani cevabımız bu çıktı. Evet şimdi geldik şöyle güzel bir nota arkadaşlar. Şimdi bir önceki iki soruda baktığımız üzere ne çıktı? Hali hazırda karşımıza 30-60-90 üçgenleri ve 45-45-90 üçgenleri çıktı. Çok önemli yer buraya dikkat. Lütfen buraya çok dikkat. Özel açı mantığını burada öğreneceksiniz arkadaşlar. Şimdi size burada çok güzel iki mantık vereceğim arkadaşlar. Bakalım iki mantık bir mantık mı? Dur bakayım anlatayım. Şimdi arkadaşlar o, e, yukarıdaki iki soruda gördüğünüz üzere ne çıktı? Özel açılar kendiliğinden hala hazırda karşımıza çıktı. Bazen de özel üçgenleri biz oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Nasıl mı? Mesela 30 dereceyi gördük hop dik çiziyoruz. Ya da 45 dereceyi gördük hop dik çiziyoruz. Ama sizin tek sorununuz ne biliyor musunuz? Ne biliyor musunuz? Sizin tek sorununuz gençler hep böyle tepeden inme tepeden inmesiniz. Tepeden inme olmayın. Asla tek taraflı düşünmeyin arkadaşlar. İşte özel açının mantığı şu. Tepeden inme olmayın. Neymiş? 30'dur. 45'tir. 60'tır. Bunları gördüğümüz zaman bunlar özel açılardır. Çünkü 30 60 90 30'u gördüğümüzde 45'i gördüğümüzde 45 45 90 60'ı gördüğümüzde 30 60 90 üçgenlerini oluşturabiliyoruz. Hatta ve hatta bunların 180'e tamamlayan açılarını da gördüğün zaman 150'dir, 135'tir, 180'e tamamlayan açısı. Bunun da 120'dir. Bu açıları gördüğün zaman bu açılar senin için çok önemli. Hop kalbimizi çizelim. Evet kalp kalp geometrinin kalbi. Arkadaşlar çok önemli. Bu kalp içindeki açılar parçalanmaz. Parçalanmaz. Sakın ama sakın parçalama. Kalp. Bu açılar dokunulmaz. Önemli o kadar önemli. Dokunulmaz. Sen bu açılara dokunmayacaksın arkadaşlar. Ben zaten özel açıda bir mantık, iki mantık veriyorum arkadaşlar. Şimdi çok dikkat edin. Buraya yazacağım. Bakın şuraya doğru da yazacağım bir şeyler. Buraya da dikkat edin arkadaşlar. 30 gördün. 45 gördün. 60 gördün. Bunlar özel açıdır. Mesela sen 30'u şöyle gördün. Bak şimdi. Dikkat et. Çok önemli. Sen 30'u şöyle gördün mesela. Senin tek sorun ne dedik? Tepeden inme yapıyorsunuz hep. Evet hocam doğru haklısın. Kesinlikle ama kesinlikle haklısın şu mantığı anla kosinüs teoremine belki de hiç gerek duymayacaksın. Hocam 30'u gördüm. Özel üçgen oluşturmam lazım. O zaman ne yaparım? Hop şuradan bir dik çizerim hocam. Zaten hepiniz bunu çiziyorsunuz. Harikasınız. Mükemmelsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama her zaman da sadece ve sadece tek taraflı düşünmemek lazım. Ne oluştu burada? 30-60-90 üçgen oluştu. Peki hocam başka 30-60-90 oluşturamam mı? Oluşturursun. Sen bu özel açıya dokunma da ne yaparsan yap. Ya buradan dik çizebilirsin ya da buradan dik çizebilirsin kardeşim. Bak her zaman iki ihtimal vardır. Şuraya yazayım. Her zaman iki dik ihtimali var. Bak burası da çok önemli arkadaşlar. Özel açı mantığı. Her zaman iki dik ihtimali vardır. Bunu sakın ama sakın unutma. Ya buradan çizeceksin 30'a dokunma da ya da buradan çizeceksin. Bak burada da 30 60 90 üçgen oluşuyor. Sen ne yapıyorsun? Tek tarafa takılı kalıyorsun. Tepeden inmedik çiziyorsun. Tepeden inmeli olmuyor arkadaşlar bu. Yani ikinci yani tepeden indirdin diki. Baktın saçma bir şey geldi. O zaman diğer ihtimalde düşün. Peki hocam 30'u 45'i 60'ı. Burada 30 45 60 gördüğümüz zaman evet 30 60 90'ları oluşturabiliyoruz. Peki hocam ya geniş açılıysa yine iki ihtimal var mı? Var. Bak şimdi. Çok iyi izle. Burası çok önemli. Mesela burası 135 derece ise aynı üçgeni alayım şöyle kopyalayayım. Ctrl C, Ctrl ve şuraya yapıştırayım. Arkadaşlar 135 derece gördüğün zaman da yani 150, 135, 120, 180'e tamamlayan açıları da özel bir açıysa orada da iki dik çizme ihtimalim var. 135'in 180'e tamamlayanı hop şurası. İşte sen yine tek bir taraf tepeden inme yaptığın için hep bunu yapıyorsun. İlk bunu gösteriyorum. Ne yapacaksın? 45'i gördün. Hop diki çizdin. Doğru bir hamle yanlış bir hamle değil ama her zaman buradan çıkmıyor. Bak ne çıktı? 45 45 90 üçgen çıktı. Amaç özel üçgen oluşturmak. Özel açı gördüğün zaman özel açının mantığı bu arkadaşım. E hocam iki ihtimal var dediniz. Bunun ikinci ihtimali nerede? Kardeşim şu 135 derecenin sadece burası mı 180'e tamamlıyor? Zaten geniş açı gördüğün zaman hayır geniş özel açı gördüğün zaman 180'e tamamlayan açısını düşün. Ama iki ihtimal de düşün. Ya burası 180'e tamamlıyor ya da burası 180'e tamamlıyor. Gençler e ee, burası da 45 ise Buradakini gösterdik zaten. Bir de buradan dik çizip böyle 45-45-93 kere oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Tamam? 45-45-93 kere oluşturabilirsiniz. Bitti. Özel açı mantığın senin bu. Şu kalp parçalanmaz, dokunulmaz ve iki dik çizme ihtimalim vardır kardeşim. Ha, ben bunun yanına bir şey daha ekleyeyim. Sen zaten bu dediğimi kalp içindeki açılara dokunmazsan eğer. Bunlar dokunulmaz ya da parçalanmaz. Sen bunu parçalamazsan şimdiki yazacağımı oluşturmazsın zaten. Şunu yazıyorum bile. Kendi emeğinle Kendi emeğinle ne yazıyor bu hoca ya? Merak edin. Sabretmeyeceğiz. Sen de yaz birlikte. Kendi emeğinle dik çizerek dik çizerek 15, 75, 90 oluşturursan Gittiğin yol yol değil arkadaşlar. Gittiğin yol yol değil. Yanlış yoldasın. Dönüşü yap. Hemen sil. Hemen sil. Hemen sil. Zaten sen bak hazır, hala hazırda varsa demiyorum 15, 75, 90 bununla ilgili özel üçgen var. Sen diyorum kendi emeğinle dik çizerek özel bir üçgen e, oluşturmayıp da kendi emeğinle dik çizerek 15, 75, 90 üçgeni oluşturduysan gittiğin yol kesinlikle yol değil. Ama zaten tekrar söylüyorum sen bu kalp içindeki açılara dokunmuşsundur. O yüzden 15, 75, 90 çıkmıştır. Tekrarlıyorum. Kalp içine dokunma iki ihtimal var. Kendi emeğinle dik çizerek 15, 75, 90 oluştursan gittiğin yol yol değil. Zaten kalp içindeki açılardan birine dokunmuşsundur. O yüzden 15, 75, 90 çıkmıştır. Hala hazırda 15, 75, 90 varsa ona yapacak bir şeyimiz yok. Onunla ilgili bir özelliğimiz var zaten arkadaşlar. Evet geldik şuraya. Hemen. O hocam 45'i gördük. Ne yaparız? Hemen dik çizeriz. Tepeden dik çizme alışkanlığınız var ya. Çizdik. Çizdik kardeşim. Yine sıkıntı yok. Sıkıntı yoksa sıkıntı yok. Değil mi? 24 kök giyse 45 45 90 üçgeni. E hocam bunlar kök diye bölünmüş hali. 24 24. E tamamı 31. E burası 7. A 7 24 25 üçgeninden. Burası 25 çıktı. Bitti gitti. Özel açı. Bak kendimiz oluşturduk. Siz ne yapıyorsunuz? Hocam burada kosinüs teoremi yapıyorsunuz. Ya bu büyük sayılarda kosinüs teoremi işkence ya. Gerek yok. Bak burada kosinüs teoremi yapıyorsunuz. Gerek yok işkence. Hocam dik çizelim hocam. Hop dik çizdin. 90'ın karşısı bu. Eyvah eyvah. 30'un karşısı 12 kökü 5 bölü 2. İşte böyle dik çizdiğinde de böyle saçmalıklarla karşılaştıysan ikinci ihtimalde düşün. Sen zaten özel açı varsa iki dik çizme ihtimalin var. Ya tepeden çizeceksin ya da diğer köşeden çizeceksin. Peki buradan çizsek ne oluyor? Bak çizdik. 30-60-90 oluştu mu yine 30'a dokunmadığımız için? Evet. 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı nedir? Yarısı. Çünkü 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 90'dan 30'a geçiş de yarısı. 60'ı karşısında 12 köküç. Aa hocam tamam 12 köküç artı 5 zaten. 12 köküç buradaysa buraya da ne kaldı o zaman? 5 kaldı. 5, 12, 13. İşte geometrinin en zevkli kısmı bu arkadaşlar. Kimisi uğraş baba mı uğraş? Uğraş baba mı uğraş? Ama şurayı kullanan Kenan Karan'ın öğrencileri ne yapıyor? Hop olayı hallediyor böyle. Özel açı mantığını kullanarak olayı çak diye hallediyor. Bu sadece dik üçgenlerde değil. Ben şu an size aynı zamanda eşkenar üçgeni de anlatıyorum arkadaşlar. Biraz sonra eşkenar üçgen soruları da yapacağız zaten. Sizin için eşkenar üçgen soruları çok kolay olacak. Ve aslında dörtgenlerdeki bütün özel açıları kullanmayı da, çemberdeki bütün özel açıları kullanmayı da, katı cisimlerdeki bütün özel açıları kullanmayı da öğretiyorum aynı zamanda. Haydi devam. Hocam 45 var. Yine ne yapalım? Hop dik çizdik. Oba hocam 7 bölü 2, 7 bölü 2. Saçma. Ya 7 bölü kök bırak. 7 bölü 2 gelse bile benim için saçma. Senin için de saçma olsun. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? İkinci ihtimal. Hop şuradan çizeceğim. E buradan diki çizdin. Hocam buradan diki çizince 15 kök 2 ise 45 45 90 üçgende de kök 2'ye bölünmüş hali. Burası da 15 burası da 15 yapacak. Eyvah. Hocam burası 7 idi. Burası nasıl 15 olsun? Demek ki çizdiğin dik nereye geliyor arkadaşlar? Bazen o çizdiğin dik de dışarıya gelebilir. Mantığını öğren diye bu soruyu da yazdım arkadaşlar. Yani şu şekilde olabilir arkadaşlar. Dışarıya düşebiliyor. Bak 45 45 90 üçgeni. 15 kök ise burası da 15, burası da 15. Buraya ne kaldı? 8. Hop 8 15 17 üçgeninden cevabımız 17 yaptı. Ya özel açı mantığı harika değil mi gençler? Evet 135 kosinüs teoremi yapanlarınız var. Valla saçını başını yolarım bu tür sorularda özel açının olduğu yerlerde bir kosinüs teoremi yap. Yolarım saçını başını. Görmeyeyim. <laughs> Yani görmeye ya büyük ihtimalle tabii ki ağrıdaki öğrencinin şeyini yaptığını göremeyeceğiz ama valla hissedebilirim daha. Çünkü hislerimiz kuvvetli, istiyat maneviyat. Arkadaşlar 135 gördük. 135 gördüğümüz zaman bizim için neresi önemli? 180'e tamamlayan açı hop 45'i. A 8 kök 45 de var burada. Ne yapacaksın kardeşim? Çek dikine. Çektik dikine 45 45 90 üçgeni oluşturduk. Özel açı mantığı zaten 45 45 90 oluştur diyor. 8 kök ise bunlar da 8 8 yaptı. A 8 e, burası 15. E, ne üçgeni? 17 üçgeni. 8 15 17 üçgenden 17 yaptı cevap. Geldik buraya. Hocam 120. 120'nin nesi özel? Hop 180'e tamamlayalım. 60. Hocam bir dik çizerim. A 30 60 90 üçgeni. 90'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı tüh ya. 5 bölü 2. Bazılarınız inatla buradan devam ediyor. Et kardeşim bana ne? 5 bölü 2'nin kök katı. Sonra pisagor bağıntısı yapıyorsun burada. Çıkar işlem kalabalığı olur. Ya kardeşim dedim ya size 5 bölü 2 gelse bile ikinci bir ihtimal düşün. Zaten 120 varsa 120'nin 180'i tamamlayalım. Ya burasıdır iki ihtimal var ya da 120'nin bu tarafındaki şuradaki açıdır. O zaman ben bu açı mantığını kullanayım. Bu açı mantığını kullanmak demek şuradan 60'a ait bir dik üçgen oluşturmak demek değil mi arkadaşlar? Evet oluşturduk. 30 60 90 üçgen oluştu. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. 60'ın karşısı 2 köküştür. A dik üçgen çıktı x'in karesi 2 kök 3'ün karesi artı 7'nin karesi ortak çarpan yok. 2 kök ve 7 de mecbur böyle yapacağım. x'in karesi eşittir 12 artı 49 yani 61. Trabzon'a selam buradan kök 61 çıkar arkadaşlar. Evet bu örneğin cevabı da kök 61 yaptı. Bazılarınız kosinüsten yapıyor. Yapma kardeşim. Ken Ankara öğrencisiysen lütfen yapma. Evet dedim ya size aslında bu özel açı mantığını öğrenerekten siz Eşkenar üçgendeki so çoğu soruyu artık yapabilecek konuma geldiniz. Ki eşkenar üçgen hiç anlatmasam bile soruların %80'ini yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuraya bakıyoruz. Hocam bir eşkenar üçgen bu. Hmm eşkenar üçgen. Bütün açılarımız kaçar derece 60-60-60. Siz ne yapıyorsunuz? Yine ezbere iş yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hocam eşkenar üçgen mi bu. Buradan şöyle düşünüyorum. Şuradan şöyle çizerim. Çizdim diki. Ana ne oldu? Bunun tamamı kaç ya? Topla topla 2 kök ile 4 eksi kök topla. Hocam bunun tamamı 4 artı kök 3. E tamam 4 artı kök 3 bölü 2. Bu 4 artı kök 3 bölü 2. Şurayı da bulurum. 4 artı kök 3 bölü 2'den 4 eksi kök 3 burayı bulurum falan filan. Ya arkadaş. Ya 4 artı kök 3 bölü 2'yi bırak. 3 bölü 2 gelse bile benim için sıkıntı demiyor muydum? Sıkıntı değil mi? O zaman dur sil bunları. Sil kardeşim. Sakın. Ama bunun tamamının 4 artı kök 3 olduğunu biliyorum. 2 kök ile 4 eksi kök topladığın zaman. Her yer 4 artı kök 3. Eşkenar üçgen olduğundan dolayı. Her yer 4 artı kök 3. 4 artı kök 3. 4 artı kök 3. Peki hocam ben çizdim. Tepeden dik çizmeli olmadı. A. Hocam ya burada katmışım mantığını kullanacağım ya burada katmışım mantığını kullanacağım. Ya sen bunu dedin ya. Senin beynin buraya gitti. Hemen git git git, git başka yere git der. 4 eksi kök var çünkü burada. Şuraya geldi. 60'ı gördün. Hocam tepeden dik çizdim. Olmadı. 4 artı kök bölü 2 ile uğraşıyorum. Bu 60'a ait ya buradan dik çizeriz ya buradan dik çizeriz. E buradan dik çizsek 90'ın karşısı 2 kök ise 30'un karşısı nedir? 30'dan 90'a geçiş 2, katıysa 90'dan 30'a geçiş 2'ye bölünmüş hali. Yani burası kök 3 yapar. 30'un karşısı kök ise 60'ı karşısı da kök 3 köküç katıdır. Yani 3'tür. Aa hocam tamamı 4 artı kök 3. Buraya ne kaldı? 4 kaldı. Ama ne çıktı burada? Bak o kadar Saft dedikçe bir soru. 4 artı kök 3 bilmem ne. Bak ne kadar da kolay çıktı. Yani cevabımız 5 çıktı arkadaşlar. Evet cevap 5 oldu. Güzel bir soru değil mi? Geldik şuraya. A, B, C eşkenar üçgen. Hocam 60, 60, 60. Allah ne yapacağız burada? A eşitlik var. Eşkenar üçgenlik de var. Şu üçgenlere baksam acaba eş üçgen mi? Eş üçgen olmasının imkanı yok. Niye hocam? Çünkü burada açı 120 derece. Bu üçgenin herhangi bir açısı 120 derece olmasının imkanı yok. Şurası 120 olsa bile şuraya 0 derece kalıyor zaten. O zaman eş yapamayacağız. Başka nereden yapabiliriz? Özel açı mantığından yapalım o zaman. Hocam eşkenarı gördüm ya hemen bir yükseklik çizsek. Ya yükseklik çizdiğinde ne kadar saçma olduğunu da görüyorsun değil mi? Peki hocam şu 60'ın mantığını kullanayım. Şu 60'ın mantığını kullanayım. Ya şuradan dik çizince yine saçma oldu. O zaman şu 60'ın mantığını kullansak şuradan dik çizsek. Bakalım güzel bir şey oldu. Sanki şurada bir üçgen üçgen 25'e ait güzel bir şey oluştu. Özel açı mantığını kullanıyorum. Zor bir soru bu arada ha. Yani çoğu e, kitaplarda da görürsünüz zaten. Ve çoğunlukla boş olur arkadaşlar bu soru. 90-60 bak özel açı mantından çık çıkacak mı diye bakıyoruz. Hocam 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı 2x'tir. Burası da x köküştür. Tamam. E şuraya y dersem. Hocam burası da y. Eşkenar üçgenin bir kenarı ne çıktı arkadaşlar? 2x artı y. Hocam burası da 2x artı y. Hocam burası da 2x artı y. X'i buradaysa buraya x artı y kaldı. A hocam x artı y'ye x artı y. Ye. Bak güzel bir durum oldu. Dik taban iki eş parçaya böldü. Aklına ne geldi? İkiz kenar geldi. Bakın dik taban iki eş parçaya böldüğü için bu bir ikiz kenar üçgen oldu. O zaman 25 ise burası da 25. E bu bir eşkenar üçgendi. Tamamı 60 dereceydi. E tamamı 60 derece ise 25'in 60'a tamamlayanı kaç derece yapıyor arkadaşlar? 35 derece yapıyor. Yani alfamız 35 derece olur arkadaşlar. Evet cevap bu. Güzel bir soru değil mi arkadaşlar? Özel açı mantığını kullanmak ne kadar önemli değil mi? Bunu farklı yollardan yapan arkadaşlar oluyor. Burada eşkenar üçgen oluşturuyorlar şöyle. Ee, sonra eş üçgen elde etmeye çalışıyorlar. Evet yapabilirsiniz ama bence özel açı mantığı burada daha güzel bir çözüm yöntemi. <laughs> Çok dikkatli dinle. Antenlerini iyi aç. Şimdi bir de şöyle bir şey. Hocam doğal olarak ben de olsam aynısını yaparım. Şu 45'i görünce hop şuradan bir 90 derece çizelim. Ama 15 bölü kök 2 15 bölü kök 2. Ondan sonra buradan da bir dik çizerim. Hocam x bölü kök 2 x bölü kök 2. Ondan sonra bir de burada dik üçgen oluşturmak için dik dörtgen oluştururum böyle. Tabi çıkar. Ama saçma sayılar var ya daha kolay bir yöntem mutlaka mutlaka vardır arkadaşlar. Size bir tavsiyede bulunayım mı? Dörtgenler konusunda da işinize yarayacak. İki tane açı 45'er derece ise. Bak dörtgende. Üçgene tamamla. 45, 45, 90 oluyor. İki tane açı 60 derece ise. Bak iki tane açı 60'er derece ise. 60, 60, üçgene tamamla ne çıkıyor? 60 çıkıyor. Eşkenar üçgen çıkıyor. Ya bu sanki ya özel bir durum diyebiliriz aslında. Yani ezberletmek de istemiyorum ama a 45 45 gördün. Lan 45 45 görünce 45 45 90 üçgen aklına gelir. E o zaman aklına gelen başına gelsin. Hop şöyle çizelim arkadaşlar. Bak 45 45 90 üçgen oldu. A hocam ikizkenar üçgen. Ana 20 kök ki burası. Bunlar da 20 20 yaptı o zaman. Hocam tamamı 20 ise 5 kaldı buraya. Oo süper. 5, 13. Ne üçgeni? 12. E tamamı 27. Buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Bitti gitti. Olay bu. Tamam mı gençler? Geldik bir sonraki soruya. Dörtgen iç açıları toplamı 360 dereceden dolayı. Buraya 60 derece bulduk. Aa 2 tane 60. Hop üçgeni tamamla. Ya da size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bir dörtgende bütün açılar özel bir açıysa 60 özel bir açı dokunulmaz. 60 özel bir açı dokunulmaz. 150 özel bir açı dokunulmaz. Çünkü 180'e tamamlayanı 30 derece olduğundan dolayı. 90'da kısmen özel bir açı. Bölmesek tabii ki dokunmasak daha iyi olur. Ha böyle bütün açılar özel bir açıysa da üçgene tamamlayın. Üçgene tamamlamayı ister böyle yapın. Şu tarafa doğru arkadaşlar şöyle yapın. İsterseniz tabii 60-60 ise tepeye doğru yapmanız daha çok tercih edilir arkadaşlar. E, tepeye doğru yaptınız. Bak ne çıktı? 60-60-60. Hatta burada 60-90 burası da ne oldu? 30 oldu. Ama bu 60-60-60 oldu ya eşkenar üçgenin yapılamamasının en büyük sebeplerini eşkenar üçgende de anlatacağım ama ya bir açıları yazmıyorsunuz. Bir de bütün kenarlar zaten eşkenar üçgen değil mi arkadaşlar? Birbirine eşit olmasını maalesef göstermiyorsunuz. Niye göstermiyorsunuz? Onu da anlamıyorum. Ee, ondan sonra geometri görme eşidir oluyor. Değil kardeşim verilenleri kullan. Eşkenar varsa verilerini kullan. Bütün açılar 60'er derece bütün kenarlar 11-11 yapar. A7 ise burası. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Abi bak 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 burası da 11. Yani ne kaldı buraya? 9 kaldı. Evet bu sorumuzun cevabı da 9 çıktı. <laughs> güzel bir soru. Geldik buraya. Uy 60'ı gördük. Hocam hemen bir dik çizelim. Aa, çok güzel oldu ya. Şurada bir 30 60 çıktı. 90 çıktı. E ana burada 15 75 90. Vardı. Ulan 15 75 90 özelliği neydi? neydi? Daha görmedik. Bir tane özellik vardı. Neydi neydi? Yok kardeşim boş ver. Neyse ne. Ne dedim ben sana? Kendi emeğinle dik çizdiğinde 15 75 90 oluşturduysan gittiğin yol yol değil. Ha, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacaksın? Bak şuraya bak. Bak bak bak. Ben sana ne dedim? Büyük ihtimalle özel açıyı parçalamışındır. O yüzden 15 75 90 çıkmıştır karşına. Bakalım 60 75 daha 135. Buraya ne kaldı? 45'tir. Ay ben buradan dik çizerek 45'i bölmüşüm. 45 dokunulmaz. 60 dokunulmaz. 75'e ne yapıyorsan yap. Arkadaş dokunamam dokunamam. O zaman dik çizeceksen buradan çizerim. Bak 45'e dokunmadığım için şu 90'ı çizince 45 45 90 üçgen çıktı. Burada da 60'a dokunmadığım için burada 30 60 90 üçgen çıktı. E o zaman burada 45 45 90 üçgende sayı burada ya. E dik kenardan hipotenüse geçiş kök katsa hipotenüsten dik kenara geçişte kök bölünmüş hali yani 6 6 yapar. E 30 60 90 üçgeninde de 30'un karşı başlangıç noktasıydı. 30'dan 60'a geçiş 60'ın karşısı var burada. E, kök 3 katsa 60'dan 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş hali. 6 bölü kök 3. Kök çarparsam 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 gelir. Yani burası 2 kök 3 oldu. 30'un karşısı 2 kök ise 90'ın karşısı da kaç yaptı? 4 kök 3 yaptı. İşte olay bu. Mantığı kullan. Özel açı mantığını kullan. Olay bitsin. Tamam mı gençler? Geldik buraya. Şimdi burada ne var? A böyle bir şey vermiş. Şuna bakalım. ABC açısı. A ACB açısını 30 derece vermiş. ACB açısı 30 derece. ABC açısının iki katı 30'a eşitmiş. Yani burası da 15'miş. Ha, 15'miş. Hocam 30'u gördük ya yani ben bir dik çizeyim. Ah oh, süper. Ne çıktı karşına? 15, 75, 90. Seni gidi yanlış yollu seni. Olur mu böyle? Olmaz tabii ki. Hı. Kendi emeğinle dik çizerek 15, 75, 90 oluşturduysan gittiğin yol yol değil. Unutma bunu. E hocam niye? Sen büyük ihtimal özel bir açıya dokundun. 30, 15 daha kaç? 45. Aa bak burası 135. Heh tamam. Sen burada buna dokunduğun için soru çıkmıyor kardeşim. O zaman ne yapacaksın burada? Burada yapacağın iş belli. Hocam burada 135 zaten. 135 özel bir açı. Özel bir açının geniş açısı bizim için önemli. Ama iki ihtimali de düşün. Geniş açılarda lütfen iki ihtimali düşün. Önceden tek ihtimali düşünüyordun. Ya 135'in böyle 180'e tamamlayanı ya da 135'in böyle 180. E. Ya kimileri nedense şöyle yapıyor. 135'in 180'e tamamlayanını görünce hemen şöyle yapıyor. Kardeşim burası 180'e tamamlayan olmaz ki. Buradan niye böyle buna paralel çiziyorsunuz? Değil mi? 180'e tamamlayanı ya bu doğrunun devamıdır. Bak dikkat. Ya da bu doğrunun devamıdır. Dikkat. Ya bu arada o hatayı ben de yapıyordum arkadaşlar. Yani şaka maka size bir sır vereyim mi? Böyle yapıyorsunuz dediğiniz dediğim bütün şeyleri zamanında ben yaptım da o yüzden çok iyi biliyorum sizin hatalarınızı. Ha hocam 135'in ya buradaki 45'ini kullanacağım ya da buradaki 45'ini kullanacağım deyince zaten sen sol tarafı seçersin. Sağ tarafta çünkü dik çizsen bile hocam hiçbir şey yok ki zaten 15 75 90 oluşturmuş oluyorsun. Ama burada sayı değeri var ya hop şuradan bir dik çizince hocam 45 45 90 üçgen çıktı. 6 kök ise bunlar da 6 6 oldu. A büyük üçgende 30, 60, 90 üçgen değil mi? Evet. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 12 yapar. Özel açı mantığı. Hey gidey. Geldik şuraya. Arkadaşlar. Geldik buraya. Buraya gelsek mi? Buradan sonrasında öbür videoda anlatayım. Evet biraz şey varmış arkadaşlar. Doğru. Burada da burayı da arkadaşlar isterseniz özel açılı üçgenleri de iki parçaya ayırayım. Bunu da bir sonraki videoda anlatayım arkadaşlar. Ee, yani sizi de çok fazla da sıkmak istemiyorum. Gerçi burada özel ders alıyorsunuz. Yani sıkılmasın değil mi gençler? O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.